Evet canlı yayında ekranlarınıza getirdik Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları. E tabii artık mitingler başladı. Hemen hemen her gün yeni açıklamaları duyuyoruz biz adaylardan. Duymaya da devam edeceğiz. Bugün bu açıklamasındaki manşet herhalde Tansu Çiller ve Murat Kurum ilişkisine dair söyledikleridir. Kendisine ballı imar çıkardığı için kurumu destekliyor. Elbette kurumu destekleyecek, beni destekleyecek hali yok dedi. Bugünün en önemli açıklamalarından birini dakikalar önce biz Ekrem İmamoğlu'ndan duyduk. Şimdi... Bize göre evet bugün konuşacak çok şey var. Dün Merkez Bankası'nın kararı bir tarafta yerel seçime şurada az bir zaman kaldı. Ee, ekonomik durum yani, hakikaten bizi seçim sonrasında ne bekliyor ya dair bugün o kadar fazla yorum var ki sizinle paylaşmamız gereken ama hepsinden önemlisi bize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gazetede yayınlanan atamaları. Belki şöyle bir baktınız mesela Birol Güven'in işte sinema ile ilgili bir göre atanmış olması, başka bazı isimlerin daha medyatik olan isimlerin konuşuluyor olması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ama biz şuradan bakacağız. Bir fotoğrafı, bir grafiğimizi görelim. Ne yazdık? Bakın karar davasına 6 gün kala ödül gibi atama manşetini attık. Fotoğrafa baktığımız zaman zaten hemen hatırladığınız de Çorlu tren kazası. Orada bildiğiniz gibi 25 kişi hayatını kaybetmişti. Altısı çocuktu. E, ve sonrasında yaşanan burada bakın e, o gözyaşlarının çekildiği anda kalmadı bu acı. Hala devam ediyor yıllardır. Çünkü bir sonuca ulaşılamadı. Bir sonuca ulaşılamadı. Artık karar davası 6 gün sonra bekliyoruz meraklı acaba ne olacak diye. Fotoğrafını gördüğünüz kişi ise Veysi Kurt. Şimdi Veysi Kurt'un kim olduğunu size biraz anlatacağım. Ödül gibi atama dememizin sebebi nedir? Onu bir grafiği rica edeyim yönetmenim. Zaman sıralaması içerisinde Veysi Kurt, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda hangi görevleri yapmıştı? nasıl, hangi tarihlerde, nerelere atandı onu göreceğiz. Hazırsa alayım değilse ben paylaşayım. Şöyle 2017 yılında Veysi Kurt... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı. Aslında şöyle 2016 yılında vekaleten bu görevi yapıyor kendisi. 2017 yılında deniliyor ki asaleten buradan sorumlu isim e, ee, Veysi Kurt'tur. Sonra ne oluyor? 2018 Çorlu Tren Kazası. Bu o, o, yaşanan için birazdan zaten ailelerle de konuşacağız kaza falan değil cinayet göz göre göre geldi sonrasında da yargılanması gereken kimse yargılanmadı İşte oradaki e, işçileri yargılamaya çalıştılar halbuki karar alma mekanizmasının başında olanlar sorumlular cezalandırılmadı diyor aileler. 2018'de tren kazası oluyor 2019 yılında birazdan ekranlarınıza da getiririz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu görevden alınıyor. Bu arada yargılama süreci tabii Çorlu tren kazası için devam ediyor ama hani oradaki isimlerden biri e, Veysi Kurt değil. Şimdi şöyle biz neden olan şüpheli dedik, ödüllendirildi dedik. Olan şüpheli bir defa e, hayatını kaybedenlerin yakınları bunu söylüyorlar. Ödüllendirildi diyoruz çünkü 2017 yılında onun döneminde bu kaza olduğunda ...ki görevinden daha üst bir yere atandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. Bu tabii özellikle e, Çorlu Tren Kazası'nda hayatını kaybeden aileler için çok yaralayıcı bir durum. O görseller varsa onu da ekrana getirmek isterim aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalarının oldu değilse de birazdan onu alırız.